Merhabalar sevgili gençler, hoş geldiniz. Fonksiyon ikinci videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda bileşke fonksiyonu detaylı bir şekilde anlatacağız. Başlayalım. Fonksiyonlarda bileşke işlemi fog ve gof olarak adlandırdığımız, şurada gof x demek, f fonksiyonu getirip g fonksiyonu da yazmaya biz gof x, gfx şeklinde gösteriyoruz. Yani A'dan B'ye F, B'den C'ye G fonksiyonu tanımlansın. Eğer ben F fonksiyonunu getirip G'de yerine yazıyorsam, X yerine F'yi yazıyorsam biz buna GOF fonksiyonu diyoruz gençler. Şöyle ki bileşke olarak yazıyoruz. Mesela burada A, B, C kümeleri verilmiş. Fx ve Gx. Ben eğer F'yi getirip G'de yazıyorsam, bakın fog'u nasıl buluyorum? Şöyle buluyorum. F fonksiyonumuz neydi? 2x artı 3. Bileşke. G'ye yazıyorum. 2x artı 1. Her zaman ikinci tarafa şöyle bunu bir top gibi düşünüyoruz. Getirip buradaki x gördüğümüz yere yazacağım. 2 çarpı 2x artı 1 artı 3. O zaman ne çıktı buradan? 2 kere 2 4x artı 2 3 daha artı 5. Evet. Şimdi benim fog x'im bu. Bu g'yi getir f'ye yazdık. Peki. Eğer gof x isterse bizde nasıl oluyor? Eğer ki gof x bu birinci durum. Fog x. İkinci durum gof x. Gof x'i nasıl buluyoruz? Gof x demek önce g fonksiyonu yazıyoruz. 2x artı 1 bileşke işlemi. Şuradaki yuvarlak bileşke işlemi. 2x artı 3. Her zaman ikinci ifadeyi ben şöyle birinci ifadede x gördüğüm yere yazdığımda bu GOF olmuş oluyor. 2x artı 3 artı 1. Yani 4x artı 6 bir daha 7. 4x artı 7 de ne diyoruz? GOFx diyoruz. İşte burada f fonksiyonu g'de yazmış. Bu da GOFx. Mesela 0'ı yazdığımızda ne çıkıyor? 7. 0 yazdığımızda 7. Buraya 1 yazdığımızda 11 çıkıyor. Bakın 1 yazdığımızda 11 veriyor. 2 yazdığımızda 15 değerini bulmuş oluyoruz. Devam ediyorum. Şimdi fog x ve gof x'leri bulalım diyor. Bakın çok basit. Öğrenciler burada biraz takılıyor. Çok kolay bir şey bu. G fonksiyonunu fog demek. Bakın ben yazayım size. Fog demek. F gx demek. Yani F fonksiyonda x gördüğüm yere g'yi getirip yazıyorum. F fonksiyonda x yerine g'yi yazıyorum. 4 çarpı 3x eksi 2 artı 5. 4 kere 3 12x. 4 kere 2 eksi 8 5 daha eksi 3. İşte bu bulduğum fogx. Peki öğretmenim gofx nasıl bulunur? Gofx şöyledir bakın. Çok basit bir şey. Bunu yapabilirsin. Kendine güven. G fonksiyonunda x gördüğüm yere f(x)'i getirip yazıyorum. G fonksiyonu bu. X yerine f'yi getirip yazıyorum. Yani 3 çarpı x yerine 4x artı 5'i yazıyorum. 4x artı 5 eksik. Bu da eşittir. 12x 15'ten 2 çıktı. 13 artı 13 olur. Bu da bizim gofumuzdur. Bileşke fonksiyon üniversite sınavında çıkıyor. Önemli bir konu. Bileşke fonksiyonu özellikle fog gofa eşit değildir. Fog gof yer birleşme özelliğine sahiptir. Değişme özelliği yoktur. Efendime söyleyeyim. Birim fonksiyonla işleme tabi tutabilirsiniz. Kendisidir etkisiz elemandır birim fonksiyon. Bir fonksiyonla tersini işleme tabi tuttuğunuzda birim fonksiyonu verir, x'i verir. Terste de yer değişikliği oluyor. Yani fog'un tersi, g'nin tersi bileşke, f'nin tersi oluyor. Yer değişiyor. Bunların haberiniz olsun. Tersini alınca yer değişikliği oluyor. Peki bunu yapalım.
öğrencilerin en çok karıştırdığı örneklerden bir kısmı. Bakın. Burada f fonksiyonu verilmiş. Fog demek f fonksiyonda x gördüğümüz yere g yazmak demektir. F fonksiyonda x yerine gx yazıyorum. Gx artı 4 eşittir burası. X kare eksi 2x artı 1. Bakın ne kadar kolay bir şey çıktı. Gx eşittir. 4'ü eşitliğin diğer tarafına atıyorum. X kare eksi 2x. Bu 1'di. Burayı düzeltelim. Artı 1'di. Artı 1 eksi 4 olur. Sonuç x kare eksi 2x eksi 3. Gençler. Geldik buraya. Fx fonksiyonu burada nasıl bulacağız? Şimdi burada fofx şuradan şöyle çizeyim. Evet. Şimdi fofx 4x artı 3 ise fx fonksiyonu nasıl? Burada fx'in doğrusal fonksiyon olduğunu bilmemiz lazım. Ax artı b'dir fx. Bu şekilde bir fonksiyon. Peki fofx nasıl bulunur? Ben yazayım. Fofx demek x fonksiyonunda f fonksiyonu x yerine kendisini getirip yazmaktır. X yerine ax artı b yazıyoruz. Gençler. Yani a kare x artı ab artı b oldu. Peki bu kime eşitmiş? 4x artı 3'e eşitmiş. O zaman 4x artı 3 eşittir. A kare x artı ab artı b. Şimdi burada eşitlik yaparsak yani a kare 4'e eşit diyoruz. Bakın şuradan yazmaya başlıyorum. A kare 4 ne demektir? A kare 4 demek iki durum vardır. A ya 2'dir ya da eksi 2'dir. Eğer 2 ise A 2 ise B'yi bulacağız. 2B, 1B daha 3B. Bakın yazıyorum buraya. 3B eşittir 3. O zaman B ne çıktı? B 1 olur. Yani fx fonksiyonumuz şöyle oldu. Ya 2x artı 1'dir veya eksi 2 ise onu da şu şekilde yaparız. Eksi 2 yazarsak eksi 2b artı 1b daha ne olur? Eksi b olur. Eksi b eşittir. Kime eşitliyoruz burayı? 3'e eşitliyoruz yine. 3'e eşitlersek o zaman b kaç çıkar? Eksi 3 çıkar. O zaman bizim fx fonksiyonu buradan böyle bulmuştuk. Buradan da fx eşittir. Ne çıkar? A kaçtı? Eksi 2. Eksi 2x. B kaç? Eksi 3. Fx fonksiyonu ya bu olacak veya bu olacak. Fx fonksiyonu bulunuz. 2x artı 1 de olabilir veya eksi 2x eksi 3 olmuş olabilir. Ben biraz hızlı çözdüm. Siz durdurup tekrar bakabilirsiniz. Takıldığınız olursa yorumlara yazın. Ben ayrıntılı bir şekilde size çözümünü yaparım. Bakın biraz önce özelliklerde bahsettik. Ters alınca yer değişiyor. Bakın ters alınca G bileşke F'nin tersi olmuş oluyor gençler. Bu da eşitmiş neymiş? 3X artı 6. Bakın. Bizden F'nin tersini getirip buraya yazacağım. Bakın F'nin tersi ne demektir? F'nin tersi şu. F'nin tersi öğrenmiştik. Aradaki işareti değiştir. X'in katsayısına böl. Bu kadar. F'nin tersi bu. Getirip yazıyorum. G, F'nin tersini neymiş? X artı 4 bölü 2 eşittir. 3X artı 6. Bakın kaçı istiyor benden? G3 nedir diyor. Burayı 3 yapan X'i arıyorum. Burayı 3 yapan X. Yani X artı 4 bölü 2. 3 yapan sayı kaçtır? Bu sayı bulmaya çalışıyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsanız. X artı 4 6, X eşittir 2. Demek ki 2 yazacakmışız x yerine. X yerine 2 yazarsam G3 olur. G3 eşittir. 3 kere 2 6. 6 da burada var. 12 olur. Doğru cevabım A seçeneği. Geldim. Şimdi başka bir örneğe. Alttaki örneğimize gelelim.
Şimdi alttaki örneğimizde bakın önemli bir örnek lütfen. Bu şu demektir. F fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yaz. Ama buradaki f fonksiyonu yok. Elimde gx var. Direkt o zaman gx'i getirip burada yazıyorum. Bakın çok basit bir mantığı var. O zaman yazıyorum orayı. Ne diyorum? G yerine 2x artı 3 yazıyorum. Eşittir 5x artı 2. Peki bir fonksiyondan mesela burada bir örnek vereyim. Şöyle ki desem ki fx eksi 2 eşittir x artı 7 olsun. Fx nasıl elde edilir? Buradan fx'e geçiş. Her zaman buranın tersini, x eksi 2'nin tersine x artı 2. X yerine x artı 2 yazıyorsunuz. O zaman burada da x artı 2 yazacaksınız. X artı 2 artı 7 daha. O da eşittir. X artı 9 oldu. Bakın basit bir örnek verdim burada size. Şimdi burada da bunun tersini getirip burada x yerine yazıyoruz. Buranın tersini hatırlayalım. X eksi 3 bölü 2'dir. Peki o zaman fx olur orası. 5 çarpı x eksi 3 bölü 2 artı 2. Peki burada gerekli işlemleri yaparsak 2 kere 2 4 5x eksi 15 4 da eksi 11 bölü 2 bizim aradığımız cevaptır sevgili gençler. Bunu da bu şekilde hallettik. Peki buraya gelelim. Bakın çok basit güzel bir soru üniversite sınavında çıkabilir. F4 nasıl bulunuyor? F4. 4 kime gitmiş? Bakın 2'ye gitmiş. Burası 2. Artık FOF 2'yi bulmam lazım. Şimdi F2'ye odaklanıyorum. F2, 2 kime gitmiş? Bakın 2 kime gitmiş? 2, 1'e gitmiş. O zaman burası 1 buldum. Artık F1'i bulmam lazım. F1 kime gitmiş? 1 kime gitmiş? 3'e gitmiş. O zaman benim cevabım 3. Sonuç 3. Bunun cevabı ne bulduk? 3 bulduk. Peki şimdi geldik buraya. Burada önemli bir durum söz konusu sevgili gençler. Biraz önce de şöyle bir şey bahsetmiştik. Bir fonksiyonun tersini alırken. Bakın y eşittir fx demiştik. Y yazalım ve x'i yalnız bırakalım. X'i yalnız bıraktığımızda fonksiyonun tersini zaten x'i yalnız bırakmışız. Ve y gördüğümüz yere x yazalım. X gördüğümüz yere de fonksiyonun tersini yazıyoruz. Kısaca burada yani bu x fonksiyonun tersi olmuş oluyor. O da eşittir. Fx gördüğümüz yere x yazıyoruz. Bu üniversite sınavında çıkmış çok güzel bir soru. Şahane bir soru. X artı 4 bölü 3 eksi x c şıkkı bizim cevabımızdır. Veya şöyle düşünebilirsiniz. Bakın sevgili gençler bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın şöyle ki. Eğer ben buraya f yanaştırırsam bakın f'nin tersi yanaştırırsam f'nin tersi yanaştırırsam bu f'lere f'nin tersi yanaştırırsak arkadaşlar bu f ile bunlar gider bakın. Bunlar gidiyor. X kalıyor burada. Burada da x kalıyor. O zaman f'nin tersi ne olmuş oluyor? X artı 4, 3 eksi x. Yine bu sonucu bulabiliyoruz. Umarım anlaşılmıştır. Bakın kolay, zor değil. Lütfen takıldığınız yere sorabilirsiniz. Bakın yine aynı soru geldi. Gx verilmiş. Ben burada gx'in yerine değerini yazıyorum. Bakın f gx yerine ne yazıyorum? 2x artı 5. Eşittir. 6x eksi 1. Benden fx'i soruyor. Buradan karışık olan bir şeyden x'e geçiş tersini yerine yazmaktır. Bunun tersini burada yazıyorsunuz. Buranın tersi aradaki işareti değiştir. X'in kat sayısına böl. Getir bunu x gördüğün yere yaz. Yani fx eşittir. 6 çarpı x eksi 5 bölü 2 eksi 1. Bakın 6 ile 2 sadeleşti. 3. 3'ü dağıtırsak 3x eksi 15. Bir de burada var. Eksi 16 olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Evet. Değerli ve çok kıymetli arkadaşlar. Önemli bir konuya geldik. Bakın
Şimdi burada da şöyle bir şey yapacağız. Şöyle bir şey yapacağız. Şimdi bu örneğimizde yine kısaca çözelim. Ben herhangi bir ifadeyi f fonksiyonu soldan yanaştırabilirim. Sol taraftan f fonksiyonu yanaştırabiliyorsunuz. F fonksiyonu yanaştırabiliyorsunuz. Eşitliğin her iki tarafına f yanaştırdığımızda eşitlik değişmez. Bakın burası fog oldu. Hemen yazıyorum. Fog 4x eksi 5. O da eşittir. Bu f ile f'nin tersi bileşke fonksiyonun özelliğidir. Birbirini yok eder. 2x artı 3 kalır. Gençler. Bizden fog 3'ü istiyor. Yani buranın 3 olmasını istiyor. Burayı 3 yapan sayıyı arıyoruz. O zaman fog 3 eşittir. Peki burayı 3 yapan sayı nedir? Muhtemelen 2 yazarsak 2 kere 4 8 5 çıktı 3. Demek ki 2 yazacakmışım yerine. 2 çarpı 2 artı 3'ten 4 3 daha 7 olur. Doğru cevabım E seçeneği. Devam ediyorum. Geldim buraya. Bakın. Burada da çok zor gibi gelebilir. Çok basit. Bu tersleri ters oluyor, değişiyor. H'nin tersi başa geçiyor. Sonra bileşke F'nin tersi oluyor. Sonra bileşke G'nin tersi oluyor. Ve 3 orada duruyor. Şimdi G'nin tersi 3'ten başlıyorsunuz. En sondan başlıyorsunuz. Neymiş G'nin tersi 3? 4. Burayı 4 bulduk. Sonra sıra geldi buraya. F'nin tersi 4'e bakacağız. F'nin tersi 4. F'nin tersi 4 neymiş? 1. Burada 1 bulduk. Şimdi H'nin tersi 1 benim aradığım cevaptır. H'nin tersi 1'e bakıyorum. H'nin tersi 1 neymiş? 2. O zaman cevabım 2'dir. Doğru cevap D seçeneğidir. Kısaca bu şekilde yapabilirsiniz. Çok kolay. Kendine güven. Yapabilirsin. Geldik buraya. Bakın arkadaşlar. Bu da parçalı fonksiyon bileşke fonksiyonu. F3. F3, F fonksiyonunda 3 hangi değerde? 4'ten büyük mü, 4'ten küçük mü? 3, 4'ten küçük olduğu için buraya da yerine yazıyorsunuz. 6'dan 12 çıktı. 4 kere 3, 12. 6'dan 12 çıkarsa eksi 6 oldu. Yani G eksi 6'yı bulmam lazım. Peki G eksi 6 nasıl bulunur? Eksi 6, eksi 7'den büyük mü? Eksi 7'den küçük mü? Eksi 6, eksi 7'den büyük olduğu için şurada yerine koyuyorsunuz. Eksi 6'nın karesi G eksi 6 eşittir. Eksi 6'nın karesi şuradaki ifadeyi kullanıyoruz. Şu üstteki ifadeyi artı 3. O da ne oldu? 36 artı 3'ten 39. Doğru cevabım E seçeneğidir. Evet. Sevgili gençler, tam gaz devam ediyorum. Biraz önce bunun pratik yolunu söylemiştim size. Fof 3. F yanaştırıyorsunuz. Bir eşitlikte F yanaştırabilirsiniz gençler. F yanaştırdığınızda fofx şöyle olur. Bakın bu çok önemli bir kural. Pratik bir yol. F ile F'nin tersi gider. Sadece F fonksiyonun olduğu yere yanaştırıyorsunuz arkadaşlar. Kimi soruyor? Fof3'ü soruyor. X gördüğümüz yere 3'ü koyduğumuzda Fof3 3 eksi 3 bölü 4'ten o da eşittir. 0 bölü 4 o da eşittir. 0'dır. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bakın güzel bir soru. Şahane bir soru. Yine arkadaşlar çok güzel bir soru. Burada da üniversite sınavında tam da bu tarz çıkabilir. G3 soruyor. G3. G fonksiyonunda x gördüğümüz yere 3 yazıyoruz. 3'ün karesi 5 çarpı 3 artı 5. O da eşittir. 9, 5 daha 14. 14'ten 15 çıktı. Eksi 1. Demek ki burayı eksi 1 bulduk. Şurayı eksi 1 bulduk. Benden f eksi 1'i istiyor o zaman. F eksi 1. Koyalım yerine eksi 1 üzeri 2009 artı eksi 1 üzeri 2010 artı 6. O da eşittir. Tek kuvveti eksi 1. Çift kuvveti artı 1 artı 6'dan. O da eşittir. Eksi 1 artı 1'i götürür. Doğru cevabım 6'dır sevgili gençler. Geçiyorum bir sonraki sorumuza. Burada da yine güzel bir soru var. F eksi 3.
f-3, f fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 3 yazıyorum. 10. sınıf, 11. sınıf, 12. sınıf öğrencileri için ideal bir konu anlatımı sevgili gençler. 7 üzeri 0, o da 1. Peki burayı 1 bulduk. Şimdi g1'i bulmam lazım. G1 nasıl bulunuyor? G fonksiyonda x gördüğüm yere 1 yazıyorum. 1'in karesi artı 48, o da eşittir 49. Peki şimdi burayı 49 buldum. 49 ne demek? F'nin tersinde 49'u soruyor. F'nin tersinde 49 nasıl bulacağız? Burada şöyle düşünebilirsiniz. Bakın şuradaki fonksiyonda F'nin tersi 7 üzeri x artı 3 eşittir x şeklinde düşünebilirsiniz. İşte burayı 49 yapan sayı arıyoruz. 49 7'nin karesi. 7'nin karesi olduğu için yani x yerine eksi 1 gelmesi lazım. Yani x yerine eksi 1. O zaman f tersi 49 şöyleydi. F tersi 7 üzeri x artı 3 eşittir x'ten. Ters bulmadan çözüme gidiyoruz. F'in tersi 49, o da eşittir. Eksi 1 olmuş oldu. Doğru cevabım B seçimidir. Peki. Geldik şimdi grafik. Fonksiyonlarda grafik banko sınavlardan çıkıyor. Bakın G1 nereyi gösterir? Bakın G1. G fonksiyonu burada. Geliyoruz G1. Şurada herhangi bir sayıya gitsin. Biz bilmiyoruz. A olsun. A. Peki F'in tersi A. F fonksiyonu da yine aynı şekilde buradadır. Tersten A. Yani Y'den bakıyorsunuz. Y'den bakınca 1 olur. O zaman buranın sonucu 1. Peki G'nin tersi 3. G'nin tersi 3. Nasıl oluyor? Buradan şöyle. Ben G için değerleri yazalım. Bakın. G0, 0. G0 için kaçtır? 3. G0 eşittir 3. Peki G eksi 2 kaçtır? Tam x ekseni üzerindeyse 0'dır. Y değeri 0'dır. G eksi 2 0'dır arkadaşlar. Peki şurayı bir düzelteyim. G eksi 2 o da eşittir 0 diyebiliriz. Peki F için yazalım. F 5 tam x ekseni üzerinde olduğu için 0'dır. Peki F0 nedir? Onu da yazalım. F0 eşittir. 0 hizasında F fonksiyonu 10'dur. 10 değerini alır. Dolayısıyla bu şekilde. G'nin tersi 3. Bakın G'nin tersi 3 0'dır. Burası 0. F0'ı bulacağız şimdi. F0 kaç? 10. 10 ile 1'i topladığımızda 11 bizim aradığımız cevaptır. Hep x ekseninden bakıyoruz. Sonuçları y ekseninden buluyoruz arkadaşlar. Mesela burada bulalım. Bakın bu sefer fx değil. Çok güzel bir soru. Fx artı 2 verilmiş. Bakın şöyle yapıyoruz gençler. 2 yazıyoruz burada. X yerine 2 yazıyoruz. Diyoruz ki f4 eşit. 2 yazdığımızda buradan geldik. Grafikle karşılaştık. Buradaki y değeri kaç? 8. Bakın çok basit. X gördüğümüz yere 0 yazıyoruz. 0 yazdığımızda grafik 1'de. X yerine 0 yazıyorum. Yani F2 eşittir. Kimmiş? 1. O zaman 1 yazıyorum. Bakın eksi 1 yazıyorum. Nereye eksi 1 yazıyorum? Buraya eksi 1 yazıyorum. X yerine eksi 1 yazıyorsunuz. Eksi 1 ile 2'nin toplamı 1 eder. Sonucu da buradan yazıyoruz. Bakın eksi 1 kime gitmiş? 1 bölü 8'e gitmiş. Peki eksi 2 için x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımızda eksi 2 ile artı 2'yi toplayın f0. Bakın tam eksi 2 hizasında da y'si 0'dır. Tam x ekseni üzerinde ise 0'dır. Peki önemli eksi 3. Fx artı 2 verilmiş ya bakın gençler çok basit. Eksi 3'ü buraya koyuyorsunuz. Eksi 3 ile 2'yi topla f eksi 1. O da eşittir. Net ne çıktı? Eksi 1 bölü 8 çıktı. Bu değerlerimizi bulduk. O zaman ne istiyorsa bulabiliriz. Bakın F2 kaçtır? F2. Ne bulmuşuz? 1. F1 nedir bu sefer? Sıra F1'e geldi. F1'i bulmuştuk burada. 1 bölü 8.
Doğru cevabın C seçeneği sevgili gençler. Şimdi geldik fonksiyonlarda dört işleme. Fonksiyonlarda dört işlemin de toplama, çıkarma, çarpma bölmesini yaparken sadece şuna dikkat edeceksiniz. Kesişim tanım kümesindeki kesişim ortak olan elemanları için dört işlem yapabilirsiniz. Bunu unutmayın. Bunların toplamı hemen kısaca F artı G, ben buraya yazayım. F fonksiyonu artı G, X, Fx artı Gx demek. Direkt şöyle yapabiliyorsunuz. Yani Fx ile Gx'i toplamak demektir. Yani ne oluyor bunları topladığınızda? X kare. Eksi 4x, 1x daha, eksi 3x, eksi 4. Çıkartma işlemi ne demek? Fx'ten Gx'i çıkartacağız. Yani Fx'i aynen yazıyoruz. X kare eksi 4. Çıkartmak demek bunların işaretlerini değiştirmek demek. Eksi x artı 4. O da eşittir. X kare eksi 5x artı 4 olur. Peki çarpımını soruyor. Bunu bulduk buradan. Şimdi çarpımına gelelim. Fx çarpı gx. Fx neydi? X kare eksi 4x çarpı x eksi 4. Bakın bu normal bildiğimiz çarpanlara ayırma gibi çarpıyoruz. Birinci ile birinciyi çarpıyoruz. X küp. X kare ile eksi 4'ü çarptığımızda eksi 4x kare. Şurayı çarptığımızda eksi 4x kare yine gelir. Ve şurayı çarptığımızda da artı 16x'tir. Bunu düzenlerseniz şöyle bir şey olur. X küp eksi 8x kare artı 16x. Peki onu da bulduk. Şimdi bölmesi nasıl oluyor? Fx bölü gx şeklinde ayrı ayrı yazabiliriz. Peki fx neymiş? X kare eksi 4x. Gx ne? X eksi 4. Bunu böyle bırakmıyoruz. Yukarı x parantezine aldığımızda x eksi 4. Aşağıda x eksi 4 yaptığımızda ve gerekli sadeleştirmeleri yapınca fx bölü gx'in x çıktığı gözüküyor. Hemen devam ediyoruz. Bakın burada sık sık bu tarz şeyler çıkar. Bu dördü hepsine götürüyorsunuz. Bu 2 değil de 2 katsayıdır. 2 çarpı f4 eksi g4 şeklinde yazabilirsiniz. Peki f4 nasıl bulunur? f4'ü yerine koyuyoruz. Yani x yerine 4'ü yazarsanız 4'ün karesi eksi 4 çarpı 4 eksi g4. O da 4 eksi 4'tür diyebiliriz. 16'dan 16 çıktı. 2 çarpı 0 eksi 0'dan o da eşittir. 0 çıkar. Evet. Bir sonraki sorumuza gelelim. F artı 3G görüntü kümesini bulalım diyor. Görüntü kümesi. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. F artı 3G'yi bulabiliriz. Peki F artı 3G ne demektir? Hemen bulalım. F neydi? X kare artı x. Peki 3G demek ne demektir? G'yi 3 ile çarpmak demektir. Bakın gençler çok kolay yapabilirsiniz bunu. Kendinize güvenin. X kare artı x artı 6x artı 3. O da eşittir. X kare artı 7x artı 3. Ben neyi buldum? Şu anda F artı 3G x'i buldum. Bunların hepsini buldum. Şimdi burada dört işlemlerde tanım kümesindeki ortak elemanları için, mesela birler ortak, bir de ikiler için. Bir x 1 için bunun cevabını bulacağız. X 1 için hangi değere gidiyor? 1'in karesi. 7 çarpı 1 artı 3. O da ne oldu? 8. 3 daha 11 olur. Demek ki 1 11'e gidecek. Bir de x 2 için bulacağız. 2 için. Zaten benden neyi istiyor? Görüntü kümelerini istiyor. 2'nin karesi artı 7 çarpı 2 artı 3. 4, 14 daha 18, 3 daha 21, 2 de 21 sayısına giriyor. Peki bizden görüntü kümesini istiyor. O zaman görüntü kümesi eşittir. Kimler olabilir? 11 ve 21 olabilir.
Sevgili gençler, böylelikle size bileşke fonksiyonu, ters fonksiyonu ve grafik olayını, dört işlemi aynı zamanda fonksiyonlarda dört işlemi umarım güzel bir şekilde anlattım, anlamışsınızdır. Takıldığınız olursa lütfen yorumlara yazın. Beğenmeyi, videoyu arkadaşlarınıza da tavsiye unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.